Merhabalar, bugün TOTS Live promosu içerisinde gelen Lucas Vazquez'in yeni kartı inceliyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Yine her zamanki gibi futbol üzerinden başlıyoruz. 2201 tane like almış, 143 tane dislike almış. Muazzam bir oy kitlesine ulaşmış. İki tane görev istiyor. Bir tanesi 86, bir tanesi de 85. Yine de bakalım biz ne istediğine. 86 ortalama bir kadro, bir inform, bir de La Liga'dan bir oyuncu. Bu tarafta da İspanyol istiyordu galiba. Burada da bir İspanyol, bir inform, bir de 85. Yani bir 85, bir 86 kadroya. Bir de yükseleceğini varsayarsak Real Madrid'de. Ki zaten dün 3 tane gol attılar. 3 golde de Lucas Vazquez'in katkısı vardı. Penaltı yaptırdı, asist yaptı, gol attı. Şovunu yaptı. Yani 93 olduğu zaman da zaten 85 ve 86 kartlarla güzel bir inform olur. En kötü beğenmesek bile diyelim. Şimdi oyun içine geçiyorum. Oyuncu bir kartı inceleyelim. Ondan sonra maçlarımıza geçelim. Lucas'ın oyun içi kartını incelediğimizde adı Lucas Vazquez Iglesias'mış tam adı. 91 doğumlu, 1.73 boyunda. Oyuncu çalışma oranı yüksek ve orta. Beceri hareketleri 4, zayıf ayak 5. Tercih etti ayak sağ. Hızlanma türü de çoğunlukla patlayıcı. Oyuncu haritasında ise kesici görüyorsunuz. Kesici bastım. Ben sağ bek pozisyonda oynayabiliyor. Sağ kanat bek, sağ orta saha ve sağ kanat olarak da yani sağ taraftaki bütün pozisyonlarda oynayabiliyor. Nitelik bilgilerinde hız 93, şut 86, 91 pas, dribbling 92, defans 85, fiziksel 82. Yine James gelmişti bu tarz. Onda da söylemiştim aynı şeyi. Hani defansı biraz düşük olabilir. Ama zaten ofansif bir kart. Özellikle mesela ben zaten ofansif oynatıyorum beklerimi. O yüzden ben de iş yapabilir diye düşünüyorum. Ama bakacağız. Hızlanma 93, sprint hızı 93. Şutta atak pozisyon alma 94, bitiricilik 85, şut gücü 94'müş. Uzaktan şutta 90. Bayağı iyi. Görüşü 90, orta açma 94, kısa pas 93, uzun pas 86, falso 94. Zaten birazdan oyun tarzını anlatırken bu falso ve uzun pasa, kısa pasa hepsine değineceğim. Orta açmaya pardon. Dribbling 92 dedik, denge 94, reaksiyon 93, çeviklik 93. Vallahi hepsi muazzam. Soğukkanlılık 88 bir tek. Defansta da top kesme 87, defansif farkındalık 86, müdahale 86, kayma 86. Fizikselde zıplama 86, dayanıklık 99'muş. Agresiflik 89, gücü de 70. Yine biraz yani böyle çelimsiz gibi görünebilir ama ortalarla bence o açığı kapatırız. Şimdi kartın nasıl yükseleceğine bakalım tekrar. 4 lig maçında 2 galibiyet alırsa artı 1 gen yükseltmesi alıyor. Oyuncunun kulübü sıradaki 4 lig maçında 8 gol atarsa artı 1 daha alıyor. Yani 93'e kadar yükselebilir bu kart. Oyun tarzlarında ise 2 tane plus'ımız var. Yani Havertz gibi 3 tane yok. Bunda 2 tane var. Kesme pasımız var. Bir de yakın markaj var. Şimdi defansifinden bahsederken nitelik bilgilerinde hani düşük demiştim ama oyun tarzlarında 5 tane oyun tarzı var savunma tarafında. Bir tanesi yakın markaj, engel, top kesici, kayarak müdahale ve güçlü. Onun dışında kesme pasla uzun topla pasımız var. Bir de seri var oyun tarzı içerisinde. Hemen Vazquez ile maçlarımı yapmaya başlayayım ben. Ondan sonra tekrar buradayım. Someone lives rent free inside my head. I see I'm not okay, I'm terrified. When I go to sleep, when I close my eyes, what the hell am I supposed to do? Oh my God, I can't breathe. And I don't know why angels come. To the midnight sky, you only know how much you meant. You only know the time we spent. Take the pain from my heart and make it whole again. Demons close, so nobody.
marinos de küser tutulur sen mi? Oh my God, I can't breathe and they don't know why angels come and they leave to the midnight sky. You only know how much you meant. You only know the time we spent. Maçlarımı tamamladım. Yani sizi de şaşırabilirsiniz açıkçası söyleyeceğim şeyler için ama muazzam bir kart olmuş bence. Ben çok beğendim. Yani kolay kolay kart beğenmiyorum ama şimdi mesela hep söylüyorum, back denerken ben çok fazla orta açan bir insan değilim maçlarımda. Hani orta kafa gole döndürmeyi sevmiyorum maçları. O yüzden ama backlerim sürekli ileri çıkar. Çoğu zaman böyle hani forvetten pas alır. O şekilde yine back olarak oynattım. Kaç maç yaptım hatırlamıyorum şu anda ama yani inanılmaz bir verim aldım. Yani James'miş işte, daha önceki Havers kartıymış sol bekmiş işte. Roberto Carlos'un 93'lüğü falan da var bende. Ben oyunda böyle orta açan bir kart görmedim, onu söyleyeyim. Yani ne açtıysam ayağı açıyor. Saçma sapan dönüp arkam dönükken falan orta açıyorum, gene ayağı atıyor. Yani koydum zaten, izlemişsinizdir. Yani ortaları muazzam kartın, onu söyleyeyim. Şutlarda da 2 veya 3 tane gol attım ve yani 2 tane veya 3 tane şut çektim, öyle söyleyeyim. Hepsini attı. Kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonlar var. Onların hepsini başarıyla tamamladı. Defansif şöyle bir sıkıntısı var defansifte. Şimdi ofansifte muazzam, onu tekrar belirtiyorum. Defansifinde şöyle bir sıkıntı var. Rakiple böyle yan yanayken nedense, mesela biz koşarken, dribbling yaparken rakip geldiği zaman arkadan topu tutabiliyor. Ama rakip koşarken hani gideyim ben omuz atayım bir tane böyle topu alayım, yapamıyorsunuz Vazquez'le. Çok da hızlı değil bence geri dönüşlerde. Bir tık problem yaşayabilirsiniz. Ama eğer ki rakibin önündeyse, bu oyun tarzından dolayı çok rahat top alıyor. Onu da söyleyeyim. Yani rakibin arkasına, rakip arkanıza sarkamazsa çok güçlü bir bek olabilir. Ama rakip sürekli arkanıza sarkıyorsa o zaman Vazquez'le biraz defans yapmakta zorlanabilirsiniz. Ama dediğim gibi ofansif bir bek istiyorsanız Vazquez bence oyunu şu andaki en iyi beklerinden bir tanesi durumunda. Yani driblingi, ortaları, şutları, hızı hepsi yerinde. Çünkü artık biliyorsunuz kapı falan geride kaldı artık. Defansif bir bek mesela kafu tamamen. İşte bende mesela ona Batya var. İlk defa Batya'dan sonra hani bir tane sağ bek acaba bunu oynatsam mı bile diyorum. Dediğim gibi ortaları çok iyi, ortalar için özellikle tavsiye ediyorum Vazquez'e. Benim de puanım 10 üzerinden 8.5 civarı bir puanım var. Ben Vazquez'i oynatmayı düşünüyorum açıkçası. Direkt aldım yani hani ilk 18'in içerisine. Benden Vazquez yorumları bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.